Menzil Eskişehir Kralın şehri en kalabalık şehir olarak onu gölgede bırakmış olsa da Westeros'un hala en zengin, en büyük ve en güzel şehri olan Eskişehir'e bakmadan hiçbir menzilin tarihi tamamlanmış sayılmaz. Eskişehir gerçekten kaç yaşında? Pek çok üstad bu soru üzerine kafa yormuştur. Ama biz tam olarak bilmiyoruz. Şehrin kökenleri zamanın sisleri arasında kaybolmuş ve efsanelerle gölgelenmiştir. Bazı cahil septonlar şehrin sınırlarını bizzat yedinin çizdiğini iddia ederken bazıları da ilk hayta son verene kadar ejderhaların bir zamanlar savaş adasında tünediğini söyler. Pek çok küçük halk ise Hightower'ın kendisinin bir gün ortaya çıktığına inanır. Eski Eskişehir'in kuruluşunun tam ve gerçek tarihi muhtemelen hiçbir zaman bilinemeyecek. Bununla birlikte insanların şafak çağından beri ballı şarabın ağzında yaşadıklarını kesin olarak söyleyebiliriz. En eski runik kayıtlar, ormanın çocuklar arasında yaşamış olan üstadlardan bize ulaşan bazı parçalı anlatımlarda bunu doğrulamaktadır. Bunlardan biri Üstad Celiko, Fısıldayan Ses'in tepesindeki yerleşimin Valevra, Eskigis ve Yazadalarından gelen gemilerin erzaklarını yenilemek, onarımlar yapmak ve eski ırklarla takas yapmak için geldikleri bir ticaret karakolu olarak başladığını öne sürüyor. Ve bu herhangi bir varsayım kadar olası görünüyor. Yine de gizemler devam ediyor. Hightower'ın bulunduğu taşlıkada en eski kayıtlarımızda bile savaş atası olarak biliniyor. Ama neden? Orada hangi savaş yapıldı? Ne zaman? Hangi lordlar, hangi krallar, hangi ırklar arasında? Şarkıcılar bile bu konularda büyük ölçüde sessiz kalıyor. Akademisyenler ve tarihçiler için daha da esrarengiz olan, bu adaya hakim olan siyah taştan yapılmış büyük kare kaledir. Çoğu zaman kayıtsız tarihe göre bu anıtsal yapı Hightower'ın temeli ve en alt katı olarak hizmet vermiştir. Ancak kulenin üst katlarından binlerce yıl öncesine ait olduğunu kesin olarak biliyoruz. Kim inşa etti, ne zaman, neden? Çoğu üstad buranın Valera yapımı olduğunu söyleyen ortak görüş kabul eder. Çünkü devasa duvarları ve labirentimsi iç kısımlarının tamamı sağlam kayadan yapılmıştır. Hiçbir ek yeri ya da harç izi yoktur. Bu tür bir yapı başka yerlerde de görülür. Özellikle de Valerio Özgür Kalesi'nin ejderha yollarında ve eski Volantis'in kalbini koruyan kara surlarda. Valeria'nın ejder losları, iyi bilindiği gibi ejder aleviyle taşı sıvıya çevirme, istedikleri gibi şekillendirme ve ardından onu demir, çelik veya granitten daha sert bir şekilde eritme sanatına sahipti. Eğer bu ilk kale gerçekten Valerian ise, bu Ejder Lordslarının Westeros'a, Ejderha Kayası'ndaki ileri karakollarını açmadan binlerce yıl önce, Andallar ve hatta ilk insanlar gelmeden çok önce geldiklerini gösterir. Eğer öyleyse, ticaret için mi geldiler, köle tacirleri miydiler? Belki de devleri arıyorlardı. Yeşil görenleri ve büvet ağaçları ile ormanın çocuklarının büyüsünü öğrenmeye mi çalıştılar? Yoksa daha karanlık bir amaç mı vardı? Bu tür sorular bugün bile çoktur. Valera kıyametinden önce üstadlar ve âli üstadlar cevapları aramak için sık sık Özgür Kale'ye giderlerdi. Ama hiçbiri bulunamadı. Rahip Barton, Valyralıların Westeros'a, rahiplerinin insanoğlunun kıyametinin dar ötesindeki topraklardan çıkacağı kıyametinde bulundukları için geldikleri iddiası Barton daha tuhaf inanç ve varsayımlarının çoğu gibi saçmalık olarak rahatsızlıkla reddedilebilir. İlk kalenin hiç de Valeyran olmadığını iddia edenlerin öne sürdüğü argümanlar daha rahatsız edici ve daha dikkate değer. Yapıldığı erimiş siyah taş, Valera'yı akla getirse de sade ve süssüz mimari tarzı öyle değildir. Çünkü ejderha lordsları taşı garip, hayali ve süslü şekillere sokmaktan biraz daha fazlasını severlerdi. İçeride dar, kavramlı, penceresiz geçitler pek çok kişiye salondan ziyade tünel gibi gelir. Dönüşleri arasında kaybolmak çok kolaydır. Belki bu, saldırganların kafasını karıştırmak için tasarlanmış bir savunma önleminden başka bir şey değildir. Ancak bu da tek başına Valeyran'a aykırıdır. İç mimarisinin labirente benzeyen doğası, Ali Üstad Kuilyan'ın kalenin titreyen denizdeki Lorat'ta yok olmuş uygarlıklarının kalıntılarını bırakan gizemli bir halk olan labirentçilerin işi olabileceğini öne sürmesine yol açtı. Fikir merak uyandırıyor. Ama cevaplandığından daha fazla soru ortaya çıkarıyor. Daha da hayali bir olasılık bir asır önce Üstad Tehran tarafından ortaya atılmıştı. Demir Adalar'da bir piç olarak dünyaya gelen Tehran, Antik Kale'nin kara taşı ile kökenleri benzer şekilde eski ve gizemli olan Park'ın Greyjoy Hanesi'nin yüksek makamı olan Deniz Taşa Tahtı'nınkinin arasında belirli bir benzerlik fark etti. Terra'nın oldukça belirsiz el yazması garip taş, hem kalenin hem de koltuğun, tuzlu denizlerin yaratıkları tarafından insan kadınlara doğrulan, tohaf, şekilsiz, bir yarı insan ırkının eseri olabileceğini öne sürüyor. Kendi deyimiyle bu derin olanlar, bizim Merling efsanelerimizin tohumunu oluştururken, onların korkunç babalarının da demir doğumluların boğulmuş tanrısının ardındaki gerçek olduğunu savunuyor. Garip taşta yer alan zengin, ayrıntılı ve biraz da rahatsız edici çizimler bu nadir kitabı büyüleyici kılıyor. Ancak metin bazı kısımlarda anlaşılmaz. Üstad Teğren'in çizim yeteneği vardı ama kelimeler konusunda pek becerisi yoktu. Her halükarda tezinin hiçbir gerçek temeli yoktur ve güvenle reddedilebilir. Böylece kendimizi başladığımız yere geri dönmüş, eski şehirin, savaş adasının ve kalesinin başlangıcının sonsuza dek bizim için bir gizem olarak kalması gerektiğini kabul etmek zorunda kalmış buluyoruz. Kalenin terk edilme nedenleri ve onu inşa edenlerin kaderi her kimseler bizim için de aynı şekilde kayıp. Ama bir noktada savaş adasının ve onun büyük kalesinin Hightower hanesinin atalarının eline geçtiğini biliyoruz. Bugün çoğu akademisyenin inandığı gibi ilk insanlar mıydı? Yoksa daha önceki çağlarda kasıldayan sesin tepesine yerleşmiş olan denizci ve tüccarların, yani ilk insanlardan önce gelenlerin soyundan mı geliyorlardı? Bunu bilemeyiz. Tarih sayfalarında ilk kez görüldüklerinde Haytavurlar çoktan kral olmuş, savaş adasından Eskişehir'i yönetmektedirler. Tarihçilerin anlattığına göre ilk yüksek kule ahşaptan yapılmıştı ve temelini oluşturan antik kalenin yaklaşık 50 fit yukarısındaydı. Ne bu kule ne de sonraki yüzyıllarda onu takip eden daha yüksek ahşap kuleler bir konut olarak tasarlanmamıştı. Bunlar sadece ticaret gemilerine, hısıldayan sesin sisli örtülü sularında yol göstermek için inşa edilmiş işaret kuleleriydi. İlk ay aşağıdaki garip taşın kasvetli salonları, mahzenleri ve odaları arasında yaşadılar. Ancak tamamen taştan yapılan ilk kule olan 5. kulenin inşa edilmesiyle Hightower büyük bir haneye yakışır bir yer haline geldi. Bize söylendiğine göre bu kule limandan 200 fit yüksekteymiş. Bazıları kulenin inşaatçı Brandon tarafından tasarlandığını söylerken bazıları da onun oğlu olan başka bir Brandon'ın adını verir. Kulenin yapılmasını talep eden ve parasını ödeyen kral ise yüksek kulenin utoru olarak anılır. Bundan sonraki binlerce yıl boyunca onun soyundan gelenler eski şehri ve bal şarabı topraklarını krallar gibi yönetti. Ve dünyanın dört bir yanından gemiler ticaret yapmak için büyüyen şehirlerine geldi. Eski şehir zenginleşip güçlendikçe komşu lordlar ve küçük krallar aç gözlü gözlerini zenginliklerine çevirdiler. Ve denizlerin ötesindeki korsanlar ve yağmacılar da ihtişamı ile ilgili hikayeler duydular. Tek bir yüzyıl içinde şehir üç kez ele geçirilip yağmalandı. Bir kez Don Kralı Semvardain, Yıldız Ateşi, bir kez zalim Kürt ve demir adamları, bir kez de söylentilere göre şehir sakinlerinin dörtte üçünü köle olarak satan ama savaş adasındaki Hightower'ın savunmasını aşamayan 1. Giles Gardiner, kederli, tarafından. Şehri daha önce koruyan ahşap parmaklıklar ve hendeklerin yetersiz olduğu açıkça görülünce, Yüksek Kule'nin bir sonraki kralı II. Otto, saltanatının büyük bir bölümünü eski şehri o zamana kadar Vestaros'ta görülenlerden daha kalın ve daha yüksek olan devasa taş duvarlarla çevrelemekle geçirdi. Bu çabanın şehri üç kuşak boyunca dilencileştirdiği yazılır. Ancak duvarlar o kadar güçlüydü ki daha sonra yağmacılar ve müstakbel fatihler başka yerlerde yağma aramaya ikna oldular ve Eskişehir'e saldırmaya cüret edenler de bunu boşuna yaptı. Ancak Haytaverleri Menzil krallığına getirilmesi savaş yoluyla değil uzun müzakereler ve evlilik yoluyla oldu. High Hightower, Kral 2. Garland Gardener'ın kızını gelin olarak alıp, kendi kızını da onun babasıyla evlendirince, Hightower'lar yüksek bahçenin sancaktarları oldular ve zengin ama nispeten küçük krallardan menzilin en büyük dostlarına dönüştüler. Eski şehir, Arbor'un son kralının denizde kaybolmasından kısa bir süre sonra, Kral 3. Merin Gardener'ın adayı kendi egemenliğinin bir parçası haline getirmesine izin vererek yüksek bahçeye diz çöken son kadim krallıktı. Gardinerlar evlilik anlaşmasının şartlarına göre şehri karıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı savunmayı da üstlendiler. Bu da Lord Lyman'ın dikkatini büyük amacına yani gemi inşa etmeye ve denizleri fethetmeye yöneltmek için serbest bıraktı. Saltanatının sonunda Westeros'taki hiçbir lord veya kral denizde Hightower hanesinin gücüyle boy ölçüşemezdi. Lymond Hightower'un harika bir heykeli, fısıldayan sese bakarak bugüne kadar Eskişehir Limanı'na bakmaktadır. Son Hightower kralı hala deniz aslanı olarak hatırlanıyor. Lord Lymond'un torunları onun vizyonunu paylaştı. Nadir istisnalar dışında küçük kralların ve daha sonra ortaya çıkan yedi krallığın bitmek bilmeyen savaşlarına karışmaktan kaçınarak kendi bahçeleri ve şehirleriyle ilgilendiler. Yüksek bahçe sırtımızı koruyor. Demişti Lord Jeremy Hightower bir keresinde. Bu yüzden gözlerimizi dışarıya, denize ve ötesindeki topraklara dikmekte özgürüz. Dışarıya bakan ve ticaretini korumak için daha fazla gemi inşa eden Lord Jeremy, şehrin zenginliğini iki katına çıkardı. Oğlu Jason bunu tekrar ikiye katladı ve yüksek kuleyi 100 fit daha yüksek olarak yeniden inşa etti. Hisarın kökenleri neredeyse Hightower'ın kendisi kadar gizemlidir. Çoğu kişi kuruluşunu Hightower'dan Uthor'un ikinci oğlu Çarpık Prens Perimor'a dayandırır. Solmuş bir kol ve bükülmüş bir sırtla doğan hastalıklı bir çocuk olan Perimor, kısa yaşamının büyük bir bölümünde yatalaktı. Ancak penceresinin ötesindeki dünya hakkında doyumsuz bir merakı vardı. Bu yüzden bilgi adamlara, öğretmenlere, rahiplere, şifacılara ve şarkıcılara ve belirli sayıda büyücüye, simyacıya yöneldi prensin hayattan, bu bilginlerin birbirleriyle tartışmalarını dinlemekten daha büyük zevk almadığı söylenir. Perimor öldüğünde kardeşi kral Yurigan, ballı yanındaki geniş bir araziyi Perimor'un evcil hayvanlarına miras bıraktı. Böylece onlar da kendi yerlerini kurup öğretmeye, öğrenmeye ve hakikatin peşinde koşmaya devam edebileceklerdi. Ve öyle de yaptılar. Andallar geldiğinde Hightowerlar ve Westeros'ta onları ilk karşılayan lordslar arasındaydı. Savaşlar ticaret için kötüdür demişti Lord Dorian Hightower. Çocuklarının annesi olan 20 yıllık karısını bir kenara bırakıp bir Andal prensesini gelin olarak aldığında. Torunu Lord Damon, Dindar, emriyi kabul eden kişiydi. Yeni tanrıları onurlandırmak için Eskişehir'deki ilk septi ve krallığının başka yerlerinde 6 tane daha inşa etti. Kötü bir karından erken öldüğünde Septon Robson yeni doğan oğlu için naip oldu ve sonraki 20 yıl boyunca Eskişehir'i adı dışında yönetti ve nihayetinde ilk yüksek Septon oldu. Yetiştirdiği ve eğittiği çocuk Lord Tristan Hightower ölümünden sonra onun onuruna Yıldızlı Septi yükseltti. Takip eden yüzyıllarda Eskişehir tüm Westeros için inancın tartışmasız merkezi haline geldi. Yıldızlı septin karanlık mermer salonlarında bir dizi yüksek sept, kristal tacı, ilki Lord Tristan'ın oğlu Lord Beris tarafından inanca verilmişti, giyerek yedinin yeryüzündeki sesi oldular. Ve inanç militanlarının kılıçlarına ve Dorn'dan boğaza kadar tüm inananların kalplerine hükmettiler. Eskişehir onların kutsal şehri haline geldi ve pek çok dindar erkek ve kadın sepslerinde, türbelerinde ve diğer kutsal yerlerinde dua etmek için oraya gitti. Haytaavurların kendilerini Gardiner hanesinin sayısız savaşından bu kadar sıklıkla ayrı tutmalarının nedeni kısmen yediler ile olan bu bağlarıydı şüphesiz. İnanç, eski şehrin devasa duvarlarının ardında Haytavur'un koruması altında gelişen tek kurum değildi. İlk sept kapılarını açmadan binlerce yıl önce şehir, Westeros'un dört bir yanından erkek ve genç erkeklerin çalışmak, öğrenmek ve üstat olarak zincirlerini dövmek için geldikleri Hisar ev sahipliği yapıyordu. Dünyanın hiçbir yerinde daha büyük bir bilgi merkezi yoktur. Egan'ın fethi sırasında Eskişehir hiç şüphesiz tüm Westeros'un en büyük şehriydi. En büyük, en zengin, en kalabalık ve hem ilim hem de inanç merkeziydi. Öyle bile olsa Hightower ve Yıldızlı Sept arasındaki yakın bağlar olmasaydı Harrenhal Hall ile aynı kaderi paylaşabilirdi. Çünkü Lord Manfred Hightower'ı Egan Targaryen ve ejderhalarına karşı direniş göstermemeye, bunun yerine Fatih yaklaştığında kapılarını açıp onu saygı göstermeye ikna eden Yüksek Septondo. Bu şekilde önlenen çatışma bir nesil sonra İnanç ile Fatih'in ikinci oğlu uygun bir şekilde adlandırılmış Kral Zalim Meygor arasındaki kanlı mücadele sırasında tekrar alevlendi. Meygor'un saltanatının ilk yıllarında Yüce Rahip, Haytavur'la evlilik yoluyla akrabaydı. Kral Meygorun yüce rahibin sonraki evliliklerini kınamasına duyduğu öfkeyle yıldızlı septi ejder ateşiyle yakmakla tehdit etmesinden kısa bir süre sonra fetihten sonra 44'teki ani ölümü Lord Martin Hightower'ın Valerian ve Veigar alevlerini salmadan önce kapılarını açmasına izin verdiği için oldukça tesadüfi kabul edilir. Ancak yüksek rahibin fetihten sonra 44 yılında beklenmedik bir şekilde ölmesi büyük şüphe uyandırmış ve cinayet fısıltıları günümüze kadar devam etmiştir. Bazıları yüce rahibin Eskişehir'deki savaşçı oğullarının komutanı olan öz kardeşi Sir Morgan Hightower tarafından ortadan kaldırıldığına inanmaktadır. Ve Sir Morgan'ın Kral Maegor tarafından affedilen tek savaşçı oğlu olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Diğerleri ise Lord Martin'in bakire halası Lady Patrice Hightower'dan şüphelenmektedir. Ancak bu iddiaları zehrin bir kadının silahı olduğu inancına dayanmaktadır. Yüksek Septon'un görevden alınmasında Hisar'ın bir rolü olabileceği bile öne sürülmüştür. Ancak bu en iyi ihtimalle zorlama görünmektedir. Eski şehir bölümünün sonu